Herkese merhaba. Evde Mimardan Barış ben. Yanımda Sevil ve Beyza ile beraber bugün size ünlülerin evlerini anlatmaya çalışacağız. İlk ünlümüz Shaquille O'Neal. NBA tarihinin gelmiş geçmiş en büyük basketçilerinden biri. Onun evi de Orlando'da. Gerçekten hoş bir ev. Hemen zaten görüyorsunuz. Hemen evi incelemeye başlayalım. Bir kere çatısının rengi çok farklı. Evet, dikkat çekici. Orlando Magic'in rengi mavi. En sevdiği takım da muhtemelen. O Lakers'ta yıllarca oynamasına rağmen muhtemelen onun da etkisi vardır. Hemen başlayalım. Yatak odasını görüyorsunuz. Superman. Evet. Zaten Superman hayranı. Şimdi göreceğiz beraber. Tavanlar. Tavanlar çok ilginç. Çok farklı, evet. Çok ilginç. Bizim İtalyan boya dediğimiz bir çalışma var. Ona benziyor ama şimdi tabii fotoğraftan yorumlamak çok net değil. Bak ama şey var. Tepegöz var. Tepegöz var. Süper. Evet. Yansıtma. Yansıtma. Evet. Manzara zaten çok güzel. Hemen ilerliyoruz. Burada bir oturma odası görüyoruz. Şömineyi görüyoruz. Şöminenin arkasındaki mermer. Mermer. Gerçekten harika. İki farklı mermer. Dolap var. Yanda ve o ahşap görünümü elde etmiş. Aynen. Biraz fazla koltuk olabilir yalnız. Ama kalabalık ya. Şöminenin böyle 2.15'lik, 2.20'lik bir dev. Bu arada bir yer ama böyle hani görüyorsun koridor var devamlı. Sanki karşılama odası gibi. Aynen. Evet, evet, onun gibi aynen. Tabii ev büyük olunca biz kendi evimize görüyoruz. Evet, yani sanırım. Bu tabii evin girişi. Sanırım. Merdivenlerin. O ahşap ruhu yakalamış, onu görüyorsun evet, zaten. Evet. Yine devam ettik. Döşeme, yer döşeme ne? Diğer şeyde mi? Bu. İkisi yani, hepsi de aynı. Burada tabii fotoğraftan yorumluyoruz ama değişik bir mermer epoksi kullanılmış. Epoksi değil. Epoksi değil üstüne. Değişik bir mermer kullanılmış. Burada ufak bir yemek odası yemek herhalde. Odası. Görüyoruz yine Shaquille O'Neal'dan. Yine devam ediyoruz. Yine Süpermen hamlenle muhteşem bir duşakabin. Hı-hı. Muhteşem bir banyo. Yine tabii ki bol ayakkabılarını görüyoruz. Yine ilerledik. Şarap mahzeni. Süper. Çok farklıymış. Farklı bir mahzen yapmış yine kendine. Ama aynı zamanda çok içkici bir tipi yok ama demek ki yok, demek ki var bir şeyler şarkı. Zevki var. Sigara da var sanırım sol tarafta. Pro olabilir. Pro evet. Biz tabii sigara, sen yani sigara düşürüyorsun. Pro. Aslında pro yani. Burada çok değişik. Nasıl? Yani şark köşesi bizim şark köşesi dediğimizi o da mısır köşesi yapmış herhalde, bir hayranlığı var. Ya tabii eki basket takımı var, basket sahası var. Salon. Şak basket takımı da basketbol salonu da var adam. Gerçekten şu an evin içinde mi var bu? Tabii tabii evin içerisinde. Harika. Evi zaten gördüm yani. Milyon dolarlık bir ev. Her şey var. O sinema salonu. Sinema salonu. Zaten Superman hayranlığı her yerde. Her yerde, evet. Bir Dwight Howard'ın muhteşem bir smacı vardı Superman'de. Bak şurada popcorn makinesi de var. Patlamış bir evet, sene. Evet, evet. Aynen. Harika. O Dwight Howard'a da şak tavsiye etmişti o Superman smacını. Var. Superman hayranlığı var. Yine evin manzarasını görüyorsun şu an. Evet. Koyu duvar. Benim ve dikkatimi tavan bol bol renk yastık kullanması çekti mesela. Evet, şakta bol bol yastık var. Benim duvarla tavanın aynı renk olması dikkatimi çekti. Güzel bak, tavan yine ilginç. Evet, yani ilginç. Bizim Türkiye'de kullanılmayan bir tavan. Halıyla yani koltukta aynı desen mi? Avize'ye ne diyorsun? Yaprak gibi. Çok güzel. Çok, çok uygun. Manzara çok uygun. Yine bir Süpermen. Sahilde. Evet. Olmazsa İskelesi, olmazı. İskelesi. Muhteşem bir havuz. Yine bir Süpermen. Evin artık bir her başka yerde yerinde. Bu bir gergi tavan. Türkiye'de de yapılıyor ama tabii bu duvar bambaşka bir iş. Leopar desenli. Evet. Bilmiyorum, hiç beğenmedim bunu. Yani şeyle leopar desenli desenli hiç uymamış tırın görüntüsüne. Ne yani? Aynen. Beğenmedim. Tırın içerisindeki şak yalnız. Shaquille O'Neal'ın kendisi. Fark ettim, evet, evet. Ve ev genel olarak böyle. Bastık. Şimdi şakı bitirdik, diğer eve geçiyoruz. Şimdi de geldik bir başka ünlümüz Leonardo DiCaprio'ya. Tam bir fenomen. Evet. Hemen evini incelemeye başlayacağız ama başlamadan önce DiCaprio'nun en sevdiğiniz filmlerini soralım. Muhteşem Gatsby. Muhteşem Gatsby. Ben klasikçiyim. Titanic. Ben şeyi seviyorum. Birds of Wall Street. Okuması zor ama izlemesi keyifli. Tavsiye ederiz. Güzel güzel filmler. Ben onu seviyorum. Hepsini de seviyorum hakikaten ama DiCaprio'nun. Şimdi hemen sevmiyoruz. Bakalım evini sevecek misin? Asıl evet, önemli o. Evet, hemen başlayalım evine. Bu yatak odası mı? Hemen başlayalım.
kısaca. Yokuşta. Ormanın içerisinde evet. bir ev. Aslında yokuşta hemen bayırı yakaladın orada. Çünkü... Ama arabası var zaten. Ama... Bayır sıkıntı değil. Evet. Doğru söyleyebilir, öyle de olabilir ama Feng Shui'ye göre yokuşta ev pek demedim. Yani zorlukla varılan evlerde bir zorluk getirir sana falan şeklinde ya, bir... O çok zorluk da varmıyordur ya. Yani. Tabii o arabasıyla, belki de helikopterle bile. Aynen bilemiyorum. Paraşütle atıyor, iyice abart yani. Tamam neyse, eve giriyoruz. Bir dakika, dış kapısının rengi çok güzel bu arada. Öyle mi? Evet, kesinlikle. Çok güzel. Güzel, evet. Çok sıradan. Evin içerisine girdik. Beyaz hakim. Beyaz hakim. Bak burada şu detay bak yakaladınız mı bilmiyorum. Kütüphaneye bak. O raflara bak. Kitapların olduğu raflara. Her birinde boşluklar var evet. raflarda. Evet, evet. Tamamen doldurmamış doğru. raflar. Öyle olması lazım kesinlikle. Yani, enerjinin akışın geçip gitmesi lazım hepsinde. Bir de eve baktığımda bir minimalist tarz evet, kesinlikle var. Kesinlikle var. Şu koltuklar beyaz. Tavan da böyle şey yukarıya doğru böyle küçük evet. çatı yapıyor gibi. Çok evet, güzel evet. Ve bağlandığı harika. Diğer odadaki mavi takım da çok uyumlu. Aynen öyle. Oturma. Ya şaka göre sanki DiCaprio bir adım önde değil mi? Evet. Şak biraz gösteriş var. Tabii yani hani kültürel anlamda da farklı evet, var. Işte. Doğru. Şimdi girme, şimdi zenci muhabbetine girdim burada. Girmedim ya. Girdin zenci. Barış girmedim, hayır. Orada yüzeysel geçtim ben mevzuyu. Banyoya geldik. Banyo... Yarısına kadar döşemiş, görüyor musun taşları? Evet. Tamamını döşememiş. Ya gene bir minimalist az evet. var. Evet. Orada aynı bir ağaç gibi bir şey var, evet. yanılmıyorsam. Yine devam edelim. Oo, yoga, demek batı. Demek ki zaten yoga. Bir ruhsal bir ruhsal var. Ben ne var. Diyorum? Ne diyorum? Feng Shui diyorum ha. Ama bayıra ev yapmış. Onu. Bayıra yapmış. Ama evin için gayet güzel. Gerçekten tam anlamış. Bu dolabı boş. Taşınmadan önceki herhalde. Yeni aldı. Yeni aldı evin fotoğrafları. Hmm. Tabii ama eski şeyler. Eski bir. Bu nasıl bir yatak odası? Niye böyle misafir üstünde odası bir basıklık yani. Var? Biz Allah'ım gidersek hiç... burada kalacağız. Yani boşuna gitmedi. Benim odam burası. Kalkıyor onun için gösteriyorum zaten. Tabii ilk düşün. Ben biliyorum. Onun için gösterdim. Orada bir sansür mü var yatak başlığında? Yok sansür değil de niye ya. Çözemedim ben de. Sanki evet. bir markanın sansürünü yapmışlar ileride. Olabilir geçelim. Bu yine bir oturma odası şahane. Piyano var, minimalist gerçekten. Tarz yine hakim. Harika. Yani koltuklar genişliyor. Minimalizm akıyor kapanıyor. Yani. Minimalizm budur diyebilir miyiz? Deriz. Aynen deriz. Baştan yani. Sona. Deriz. Akıyor yani. Ve tavanın yüksekliği mükemmel. Evet. Tepsinde. Onu yakalamış. Çok iyi. Çok iyi. Nedir? Bak yedir. Zaten uzak doğu kültürü uzak bir doğu. Yoga aynen. bir şey var ya. Bu DiCaprio'da bir ruhsal. Kesinlikle var. Aynen. Var. Yani o büyük ihtimalle karmasını bulmuş, keşfetmiş birisi ve masası ahşap masası görüyor musun? Çok da değişik bir tarz aynen. var. Evet. Büyük ihtimalle olduğu gibi hiç değiştirilmemiştir. Orijinal ağaç. Bu şeyde Türkiye'ye geldi mi DiCaprio hiç? Bilmiyorum. Gelse yani. Evet, farklı olurdu. Evet, farklı olurdu aslında. Ondan. Bak, havuz bile bilmiyoruz ya. Havuz bilmiyoruz. Yüzülmez ya. Balıklama giremezsin. Derinlemesine de belki. Böyle yatamazsın deniz yatağında. Ben öyle gelmeyeceğim. Vardır kesin bir. O kadar param yani. Var. Belki başka havuz vardır. Yok, havuz bu kadar vardır ya, değiştir. Bakayım fotoğrafı. Devam edelim. Vallahi yokmuş havuz. Değişik bir yine minimalist bir yatak odası. Yatak başlığı ahşap olması değişik ama bana çok... Babaanne işi gibi geldi. Bunu sevmedim. Babaanne işi geldi. Evet, sevmedim. Feng Shui tarafında? Olur. Ahşap iyidir. Okay. Baş ucunda okay. özellikle. Yani sağ solu boş. Çok güzel. Sağdan merdiven çıkıyor. Bak yukarıda da başka bir şey var herhalde. Başka bir şey çıkamaz. İnsanların özel hayatı sende. Gelince ben gezdiririz siz artık. Mutfağı son bir mutfak. Amerikan mutfak. Amerikan bu tamam çok ada. Çok fazla. Daha iyi biliyorsun tamam. Adam. Evet, ada mutfak. Ada mutfak. Çok mu minimalist geldi? Fazla yani mı geldi? Yani duvarlarda istedim böyle bir... Bir şey, renk istedim ya hoş da ne bileyim. DiCaprio evli miydi ya? Onu var bilmiyorum. Mı? Çoluk çocuk bir şey var mı? Evli olsa hanım ne yapar o mutfağı değil mi? Yok, yani onun evlendiği kadının sence mutfakta... Doğru. Yemek yapmasını bekleyebilir miyiz? Diğer odalarda daha çok. En azından bir tablo mavlu bir şey isterdim yani. Şu çok çok beyaz böyle. Hı diye böyle gözümü çevirdim. Temizliğe düşün belki de. Olabilir, olabilir. Titizdir belki. Evet, okay. olabilir o. Kapri bu kadardı. Ha. Evet, şimdi geldik son ünlümüze. Son ünlümüzde biz de yer değiştirdik. Çünkü evet. bayan ünlü saygımızdan Jennifer Lopez. Yeni çok evlendik önemli. Kocasıyla ve yepyeni bir eve taşındı. Şimdi bu evi inceleyeceğiz bununla beraber. Bununla evlendiler mi? Aynen ya. Ha. Yakıştırılır mı? Güzel.
Güzel güzel. Bence olmuş. Ben söylemiyorum görüşüm o zaman. Beğenmedin mi? Jennifer'ı ben yıllardır tanıyorum. Bunun öncekini hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ben Affleck var adamda. Şeyde, kadında. Ay ondan sonra şeyde evlenmedin çocuk yapmak için. Şarkıcını unuttum ya. Ben de yok. Unuttum. Yani bunu yazacağız. Ondan çocuk yaptı. YouTube'a yazacağız şimdi. Ha. Sen unuttun ama biz hatırlıyoruz onu. Ya ne bileyim. O da şarkıcı. Ama Jennifer'ın da ya, bu karakteri iyi olsun ya. Değil mi? Bence. Ama... Düzgün. Sen çok beğendiğin için daha güzelini bekliyorum. Evet, Jennifer'ı çok beğendim. Kendini istedi ama işte. Jennifer, yıllardır. Bak duvardaki... hemen evine girdik. Zemin, duvar. Banyoda farklı bir tarz yaratmış, o siyah. Çok güzel bir mermer. Bu ne mermer ya? Hemen efsane. Çok güzel. Mermer of efsane. Mutfak yine Amerikan adam mutfak. Adam mutfak. Adam mutfak. Bu manzara şehirde zaten acayip. Şehrin içerisinde biraz. Evet, evet evet aynen. Yani şey ormanlık, yeşillik. Yani Şak DiCaprio gibi değil. Gibi değil aynen. Halkın içinden bir. İçinden. Güzel. Şey, yakın olsun istemiş. Ama ya, bu metro da metrobüse. Çok hoş bir tarz. Hoş bir tarz. Mermerle birlikte. Çok bir şey yaptı. Fazla aşağıda olmuş yani iş yaparken. Bir yapıyorum. Neyi sevmedin Beyza? Ama ışıklandırmayı. Işık böyle yanda olacak bir yerlerde mı bilmiyorum ki. Bana çok böyle şey geldi. Sallanan küpe gibi geldi. Şimdi moda aslında. Yemek masalarının üstüne de çok koyuluyor. Geçiriyorum. Kruvasan yiyormuş yalnız kahvaltıda yalnız. Ne yiyecek? Kruvasanın hikayesini biliyor musunuz? Sucuklu. Kruvasanın hikayesini anlat şurada. Boşver. Geçiyorum. Konuşuruz diye. Manzara çok neredeydi iyi acaba ya? Onu da yazacağım. Nerede? Şey ortada park var. Sağlarda bina var. Hangi? Central Park. Bravo işte ya. Coğrafyam çok iyi. Geçiyorum. Bu mu? Gerçekten bu onun evi mi? Emin miyiz? O ya eminiz ya. Olmaz olur mu? Vay. Evlenince insan değişiyor bak. Değişmiş bak. Çok sade. Çok sade. Yerdeki halı mı sanırım? Halı flex mi? Anlamadım ki. Çok değişik bir şey. Halı. Halı ama farklı bir halı. Hmm. Kütüphaneye doldurmuş bu. Ama yine boşluklar var. DiCaprio ama nasıl boş bırakmışlar? O da bomboş. Abi benim de öyle de olsa doldururum sonuna kadar. Belki okumuyordur. Okudukça koyuyordur adam. Yani okumuyor mudur diyorsun. DiCaprio sinema girmekmiş. O da manzarası. Bu şey, o kitap okuma alanı. Adam. Bu oturma bu salonu. Bu oturma odası. Hmm. Ama yani hani bizim sistem gibi oturma odasını düşün. İki tane çek ya, iki tane tekli. Bak burada çiçekler sahte mi dinledim bilemedim. Bloklarımızda hep söyleriz simetrik düşünün evet diye simetrik düşünün. O hastalığı var olmuş olabilir ya bak, bu arada. Evi ikiye bölsen, burada odayı ikiye bölsen sağ ve solunun aynı olduğunu görürsün. Bak dikkat çok et. Çok cam var, çok sıkılıyor. Evet. Aynen yani evi ikiye bölsen odayı. Yerdeki, bu çok önemlidir mimaride. Yani yerdeki mimaride burada çok şeymiş, önemli. Halıymış sanırım. Evet evet, evet halı. Aynı halıyı bir de burada kullanmış. Toplam almış herhalde. Duvarda da böyle beyaz içerikli bir tablo kullanmış bilemedim. Rengine ne diyorsun duvar boyası rengine? Budur yani. Bu evet. Çünkü çok ışık alıyor. Zaten yani alıyor. Hatta daha koyusu bile olabilirmiş. Risk olurmuş. Bu iyi. Güzel olmuş. Ufak bir bembeyaz, boy var. Bembeyaz. Ama bir şakın evi değil. Değil. En çok hangisini beğendiniz üçten? DiCaprio. Ben de DiCaprio'yu. Yani bu da güzel aslında. Ben yani ama hani basketçi oğlum şak. Çok büyük büyük olmasın desin ha. Ben vallahi şakçıyım biraz. Bu son muydu? Sondu Jennifer Lopez. Videomuzun da sonuna geleceğiz. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Artık bir başka videomuzda başka ünlülerle görüşürüz diyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.